Merhaba arkadaşlar. Şimdi de e, sharing setting'de sağ tarafta gördüğünüz grant access using hierarchy e, bölümünü bölümünün etkisini ona bakalım. Ne demiştik? Eğer biz e, sharing setting'de e, ayarları sol taraftaki ayarları private yaparsak herkes kendi rekordunu görüyor. Public read yaparsak. Herkes herkesin rekordunu görüyor ama kendi rekordları dışındaki diğer rekordları sadece görebiliyor. Kendi rekordlarını ise object level'dan gelen yetkilerle edit, delete ya da farklı farklı yetkilerle değiştirebiliyor. Ama public read write yaparsak o zaman herkes herkesin rekordlarını görüp object level'dan gelen yetkilerle eğer varsa, read yapar, write yapar, her şey yapar. Yani object level'da hiçbir yetkisi yoksa, siz bu public read write yapsanız bile, onun hiçbir etkisi olmaz, görmez. Yani şöyle yapalım, diyelim ki siz ana sistemden gittiniz, ee, şöyle yapalım, Users'a geldiniz, profilleri geldiniz. Daha sonra e, işte profilime gidelim, MySQL admin'e geldik, edit yaptık. Buradan biz class alakalı yetkileri kaldırdık. Görüyorsun hiçbir yetkisi yok. Ben bunu şimdi save yapıyorum. Yani görme yetkisi bile yok. Read yetkisi yok. Siz şimdi sharing setting'den onu public read yapsanız bile şu anda zaten public read bakalım isterseniz. Public sharing setting'e geliyorum. Edit diyorum. Sonra görüyorsunuz class public read write. Ya yani normalde ne oluyor? Görmesi lazım ve edit yapması lazım. Ama biz Klasa geldiğimiz zaman you don't permission diyor. Yani hiçbir şey göremiyor. Neden göremiyor? Ya sharing setting'de yetkisi var ama object level'da görme yetkisi bile olmadığı için hiçbir şey göremez bu. Görüyorsunuz. Klası bile göremez. Diğerine geliyoruz. Aynı problem orada var mı bakalım. Ş şey yapıyorum. Bu klasları görüyor admin be. Neden görüyor? Ona ıı, bakmamız lazım. Belki daha ayarlar ıı, şey yapmamıştır. Biraz bekleyelim. Buradan e, şey yapalım. Gördüğünüz bir class buradan kayboldu. Class'ı göremiyor. O home'a gelelim. Class'ı göremiyor. Diğerine bakalım. Diğer e, burada ayarların etkisini tam şey yapamadık. Burada class'ı görüyor. İçine gire de görüyor. Peki bu kim? Admin B. Admin B'ye bakmak lazım. Hangi e, şeyi kullanıyor? aynı e, aynı profili kullanıyorsa şey olmaması gerekiyor. Biraz daha bekleyelim. Hemen e, şeylere bakalım. Kullanıcılara bakalım. O kullanıcılar arasında ne var? Yüzürsü açıyorum. Evet. Yüzür e, e, B'ydi. Yüzür B'nin rolü yok. Yüzür B nerede? Bakalım. Yüzür B MySQL etmini kullanıyor. User A da MySQL etmini kullanıyor. Aynı yetkilere sahipler. Ama user B'nin belki şey vardır. E, permission seti vardır. Bakalım. Evet. Permission seti, setini kaldıralım. Permission setini kaldırıyorum. şimdi bakalım. Çünkü permission set varsa siz object level'da ayarları kaldırsanız bile onun permission setten gelen ayarları vardı. Şimdi tekrar refresh yapalım. Şu anda görüyorsunuz klası bile göremiyorlar. Şimdi tekrar profillere gitsek. o klas yetkilerini tekrar açalım. Gördüğünüz gibi object level'daki ayarlar önemli. My school admin'i açıyorum. Oradan class'a bin yetki veriyorum. Read, create, edit, delete yetkisi veriyorum. Evet. Şimdi save yapıyoruz. Ne demiştik? Normalde diye. diyelim ki ee, biz ne yapmıştık sharing public read write yapmıştık. Herkes herkesin rekordunu görüyor. Şimdi biz onu değiştireceğiz. Ne yapacağız? Ee, sadece Public read yapalım write yapmayalım. Ya da sadece private yapalım. Ama ee, Orada sağ tarafta gördüğünüz current sharing Hierarchy kalsın. Şu current access using hierarchy o kalsın. Aşağı geliyorum. Class'ı buluyorum. Bunu sadece private yapıyorum. Ama burası seçili. Önce seçmiyorum. Önce seçmiyorum. Bunları kaldırıyorum şu anda. Save diyorum. Daha sonra kullanıcılarımıza buradan kullanıcılarımızı isterseniz başka bir sayfada açalım. Sürekli sayfa değiştirmeyelim. Kullanıcılarımızı birbirlerine e, rol vereceğiz. Bu rollerde biri diğerinin üstünde olacak. Şimdi şöyle ve biz bakıyoruz rollere. Buradan rolleri görüyorum. E, bakalım. Şu anda görüyorsunuz kullanıcılarımız e, CEO CFO'nun üstünde. Yani siz bir e, user'a CEO rolü verirseniz, diğerine CFO verirseniz CEO yukarıda oluyor. Yukarıda oluyor. Biz öyle verelim. Users'ı açıyorum. Admin A'ya, Admin A'ya diyorum ki sen e, rol olarak CEO ol. Admin B'ye de diyorum ki rol olarak CFO ol. Yani altında. Admin B'ye geliyorum. Ona da Diyorum ki sen de CFO ol. Hangisi daha yukarıda? Admin A daha yukarıda. Şu anda e, ben klası açayım. Klası açtığınız zaman private, şu anda e, roll'ları kullanmıyoruz. grant Access hierarchy'i e, kullanmıyoruz. O yüzden klasa geldiği zaman yine herkes kendi rekortlarını görüyor. Gördüğünüz gibi herkes kendi rekortlarını görüyor. Diğerine gidiyorum. D e, grup B'ye bakıyorum. O da kendi rekortlarını görüyordur büyük bir ihtimalle açıyorum. O da kendi rekortlarını görüyor, görüyorsunuz. Ama siz burası önemli. Diyelim ki geldiniz sharing e, setting'e geldiniz. Private olduğu zaman herkes kendi rekorunu görmesine rağmen siz grant access bunu işaretlerseniz, grant access using hierarchy tıklarsanız o zaman e, rol olarak yukarıda olan diğer diğerinin rekordlarını da görebiliyor. Bu işe yarıyor. Buradaki kutucuk bu işe yarıyor. Save yapıyorum. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Klasları açıyorum. Ee, bakalım. Gördüğünüz gibi, Admin A, Admin B'nin üzerinde olduğu için, private olsa bile ayarlar, o yani record level security'deki ayarlar private olsa bile, diğerinin recordlarını görebiliyor. Gördüğünüz gibi, görebiliyor. Ee, diğerine bakalım. Admin B'ye bakıyorum. Admin B ne görüyor? Admin B sadece kendi rekortlarını görüyor. Çünkü rol olarak aşağıda kalmış. Rol olarak aşağıda kalmış. Böyle bir durumda söz konusu. Siz bunu grant Access Using Hierarchy şey yaparak değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde dediğim gibi normalde siz birbirlerinin, kullanıcıların birbirleri arasındaki rekortları görme görmeme yetkisini ayarlarken eğer e, grand access using Hierarchy'yi seçerseniz o zaman roller devreye giriyor. Rol olarak yukarıda olan rol olarak aşağıda olanın e, şeylerini, rekortlarını görebilir, edit yapabilir. E, ondan sonra e, ya da görmez. O tamamen şey bağlı. Grand access using. Yani e, aşağıdaki yukarıdaki adamın aşağıdaki adamın yetkilerine bağlı. Eğer o private yapsa bile siz rol olarak yukarıda olduğunuz için görebiliyorsunuz. Edit yapabiliyor mu? Ona bakalım. Hazır sayfamız açıkken. Şimdi e, geliyorum. Normalde private yaptık. Group a, Admin A hepsini görebiliyor. Peki admin A, admin bilgileri değiştirebiliyor mu? Ona bakalım. Buraya 45 yazıyorum. Edit yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Çünkü object level'da böyle bir yetkisi var. Role hierarchy olduğu için o onun önüne geçiyor. Rekordlarını görüyor. Edit yapıyor. Her şey yapabiliyor. Evet ama object level'dan gelen yetkileriyle bunu yapabiliyor. Çünkü admin A rol olarak daha yukarıda. Kendi rekordlarını zaten object level'dan gelen yetkilerle şey yapabiliyor. Ama dediğim gibi rol hayalarkinin böyle bir verdiği bir yetki var. Ro onu eğer aktifleştirirseniz aktif olması gerekiyor tabi. Aktifleştirirseniz rol olarak yukarıda olan kişiler A6'a gilerin eee rekordlarını görebilir, edit yapabilir. Bu yetkilere sahip olabilir.